ekranlarına hepiniz hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Bugünkü konuğum efendim Simge Sağ'ın biliyorsunuz Miş Miş şarkısıyla listelerin bir numarasını zorluyor. Hoş geldin. Hoş bulduk Esra. Nasılsın? Çok iyiyim. Sen? Ben de iyiyim. Seni gördüm. Çok iyi oldum. Biraz anlatsana bize kendini. Albüm maceranın nasıl başladın? Neler yaptın? Tabii ki zevkle anlatayım. Üniversite hazırlık bitti. Birinci sınıf başladı. Konservatuarda, İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda klasik Türk müziği okurken bir gün aslında ilk keşfedilişim benim. Kantinde oldu, okulun kantininde. Ciddi misin? Evet. Güzel. Ve kulağımda kulaklık, Zeynep Dizdar dinliyorum. Bu bir tesadüf mü bilmiyorum ama hayatın hep düşünürüm tesadüflerden ileri gittiğini. Biri geldi ve dedi ki Zeynep Dizdar'a ekip yapılıyor ve biz senin olmanı istiyoruz vokalisti. Ve dedim ki bak ne dinliyorum, kulağına koydum, ille de sen dinliyordum ve o şarkıya örüyordum falan. Hı hı. Böyle bundan 10 yıl önceki bir şey aslında, bu yaşanmış bir konu. Sonra hemen ertesi gün provalar başladı ve benim aslında ilk back vokal hikayem orada başladı. Kaç yaşındaydın o zaman? O zaman bundan 10 sene önce kaç oluyor? 23, 22 falan o civarlar. Ben çok tesadüflere çok fazla inanan bir insanım. Eğer senin alın yazında şarkıcılık varsa gerçekten çok güzel bir adım olmuş. Zeynep Hanım'la kaç sene çalıştınız? Zeynep Dizdar'la 2 yıl çalıştım. Hı hı. Ardından Zeynep Dizdar'ın sahnesinde Gülşen'in ekibi beni izledi ve onlardan teklif geldi. Süper. Ben böyle yurt dışında olur ya hani şey mankenler sokakta böyle keşfedilir falan. Onun aslında bizim ülkede çok az olur böyle şeyler ama sen çok şanslısın çok bu konuda. Bana çok denk geldi. Ben bir gün Zeynep Dizdar'ın sahnesinde tek şarkı söylüyordum. Ve orada Gülşen bizden sonra çıkacaktı. Gülşen'in ekip arkadaşları biz vokalistimizi kaybettik. Hani yeni vokal arıyoruz. Ne olur bizde çalış falan dediler. Aa, ben de Gülşen'in o Ya Tutarsa albümü. Çok güzeldi o albüm. O albümle çok inanılmaz fazla konser verdik ve Gülşen'le çalışmaya başladım. Sadece Gülşen'le değil Serdar Ortaç'la da çalışmışsın. En uzun Gülşen'le çalıştım ama 4 yıl kadar bayağı uzun soluklu bir çalışma oldu. Ardından Serdar Ortaç ve Yaşar hepsiyle de ikişer yıl Peki, çalıştım. Peki hangisinden daha fazla keyif aldın? Hangi sanatçıdan böyle hani ah hiç bitmese de hep çalışsak? Yani, bak doğruyu söyle. Gülşen'i çok seviyorum. Onunla çalıştığım dönemlerde bayağı böyle hayranlık vardı. Ve çalıştığım en sevdiğim kadın şarkıcıydı. O dönem Gülşen böyle hani büyük bak, bir hayranlık. Bak şimdi diğerlerini de tek tek soracağım sonrası, ama. Ama onu da söyleyeceğim Esra. Gerçekten hepsiyle çalışmaktan çok büyük zevk aldım. Yaşar'la Türkiye turnesine çıktım. Serdar Ortaç'la turneye çıktım. Ekip arkadaşlarımı çok seviyordum. O işin mutfak kısmında arka taraftaydım ya. Bir de orada kendimi hem okurken okulda hem alaylı bir şekilde kendimi geliştirdiğim için inanılmaz bir doygunluk müzikle ilgili. Hem besteci tarafım bir de hepsinin ortak özelliği besteci söz yazarı ve kendi şarkılarını söyleyen kişiler oldukları için benim için çok büyük bir tecrübeydi. Hepsine buradan binlerce kere daha teşekkür ediyorum. Daha da soru soracağım ama dilersen seninle ilgili bir kısa bir VTR'miz var bakalım. Tamamdır. Background'da neler varmış hep birlikte izleyelim. ...1981 yılında İstanbul Şişli'de dünyaya geldi. Müzisyen bir babanın kızı oluşu hayatının her anında müzikle iç içe büyümesine sebep oldu. 12 yaşında gitar çalmaya ve besteler yapmaya başladı. İçindeki müzik sevgisini hiç kaybetmeyen Simge, müzikle ilgili çalışmalarının İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi bölümünü kazanarak devam ettirdi. Öğrencilik sürecinde popüler müzik camiasında çalışmaya başlayan Simge, ilk profesyonel deneyimini Zeynep Dizdar Orkestrası'nda kazandı. Daha sonrasında Gülşen'e 4, Yaşar'a 2 ve Serdar Ortaç'a 2 sene sahnede vokalist olarak eşlik etti. Sahne deneyimleri dışında pek çok jingle ve dizi müziği çalışmasını seslendirdi. Annem dizisi için Kıraç'la yaptığı düet çok ses getirdi. Nedir bu haller? Hadi açıl yeter. Ne kaçak, ne göçek, ne tuzak. Aman of slalom hey. Geçtiğimiz yıllarda yeni çıktı albümüyle müzik piyasasına ilk solo albümüyle giriş yapan Simge, şimdi ise prodüktörlüğünü kendi üstlendiği yeni single çalışması Miş Miş ile aramızda. Hangi kitaptan ezber bu? Miş 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 de boş boş boş. La 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 la. Nedir bu haller? Hadi açıl yeter. Ne kaçak?
Nasıl buldun VTR'mizi? Çok sevdim. Çok beğendim, evet, değil kendi mi? Kendi geçmişimi bana izlettirdiğiniz çok hoşuma gitti. Teşekkür ederim. Gerçi 12 yaşında başlamışsın gitar çalmaya. Evet. Bu aşkı şevk nereden geldi? Baba müzisyen benim. Yani ben doğduğumda küçüklük fotoğraflarım var, böyle bebeklik fotoğraflarım var. Annemin koynundayım böyle. Babam da bize gitar çalıyor ve bizi uyutmaya çalışıyor falan. Böyle bir çocukluk. Çocukluğumdan beri hep evde gitar, müzik hep vardı. Ama ben doğdum, biraz büyüdüm. Babam müziği bıraktı. Evlilik hayatı yürümüyor diye, gece hayatı vesaire. Ablamla ben çünkü çok hareketli iki kız kardeş olduğumuz için. Ama onun dışında o müziği bıraksa bile evde her zaman bir gitar sesi vardı. Her zaman şarkılar söylerdik. Ve ben her yerde, her zaman okulda, işte bir düğünde, bir yerde hep şarkı söyleyen kız çocuğuydum. Ne güzel. Böyle bir şey geçmiş. Ama tabii büyüyünce konservatuvar başladı. Okulda bir ut çalmaya başladım. Ana sazım uttu. Babadan da biraz gitar öğrenmiştim. Gitar çalıyordum. İlk bestelerimi babamla beraber yaptım. Kaç yaşındaydın o zaman? Valla çok ufaktım. 12 yaşında ilk beste. Hatırlıyor musun 12 yaşında yaptığın ilk besteni? Hatırlıyorum ve onu ben çıkartacağım, bir albüme koyacağım ileride. Biraz yaptığım birkaç bir şey söyleyebilir misin hatırladığın kadar cümlelerden? Zor olmasa. Bir düşüneyim tam. Bir şey düşüneyim peki. Aynen. Bayağı çok eski çünkü çok önemli bir şey 12 yaşında hani. Bütün evdeki kasetleri hatırlarsın. O eski kasetleri. Kaset annemin mi? Mesela biz Arnavutuz, Yugoslavca kasetleri vardı. Hemşeriyiz böylelikle, evet, de sevgili toprak, izleyiciler. Aynen. Ama Arnavut böyle olur aslında. Benim gibi değil yani bu arada. Esra gibi oluyorlar. Ama ben baba tarafına çekmişim. Amasyalı baban, baba. Amasyalı anne. Anne Piştina doğumlu. Arnavut. Ben Melez'im yani tam orijinal ama baba tarafına çekmişim. Tek sen de böylesin yoksa ablam mı vardı? Ablam daha senin gibi böyle renkli. Beyaz tenli, renkli. Ondan sonra erkek kardeşim de benim gibi. Böyle bir şey, evde sürekli müzik, müzik, müzik bizi zaten öyle bir harmanladı. İzleyicilerimiz özellikle senin klibini bence çok heyecanlı merak ediyorlar. Aslında her gün bütün müzik kanallarında dönüyor ama biz bir kez daha programımıza vermek istiyoruz. Tamamdır. Hadi bakalım efendim, Simge Sağım ve Miş Miş gelsin. Ne kaçak, ne göçek, ne tuzak. Aman of, slalom, hep zigzag. Dost kalalım iyi hoşta, anlayamam endişelerini. Geceleri tek doz yutalım mı, boş elveda klişelerini. Nedir bu haller, hadi açıl yeter. Ne kaçak, ne göçek, ne tuzak. Aman of, slalom, hep zigzag. Sorun bende değil, sendeymiş. Daha iyisine layıkmışım. Hangi kitaptan ezber bu? Miş 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 de boş boş boş. La 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 la. Tuzu var, kaçırma bana yeni bir.
Evet, klibini izledik. Gerçekten harika. Rengarenk, cıvıl cıvıl. Çok da soğuk bir havada çekmişsiniz ama ben buradan izlediğimde sanki 30 derece sıcaklıkta çekilmiş gibi. İstersen biraz anlatıver. Kendimizi şarkıyla ısıttık. Göbek ata ata bir klip çekimi olduğu için Sevgili Nihat Odabaşı'nın yönetmenliğinde çekildi. Benim hayallerimi süsleyen bir yönetmendi. İlk çalışmamız Bip Bip'te oldu. 3 karakter yarattı. Ondan sonra da dedik ki bizmiş bir şey bir dinlettim Nihat. Aa ben bu şarkıya klip çekeceğim. Sakın ha dedi yani. Ben çekiyorum bunun klibini. Çok gerçekten ciddi bir soğuk havada Beykoz Kundura Fabrikası'nda 20 saate yakın 60 kişilik bir ekiple 35 kişilik de dans ekibiyle birlikte bir çekim oldu. Ya 35 kişiden acaba kaç tanesi sağ salim kaldı sevgili izleyiciler? O kadar benden soğuk olan kızdan sonra... hastane parası istediler mesela dansçı kızlar. Biz daha türeyi olduk zaten bugün hayırlı olsun. Sen artık bize bakarsın. Özel hastane masrafları ne senden alalım dediler. Hiç kimseye hiçbir şey olmadı. Ama bir sana olmuş. Ben hastalandım. Ben çok ciddi hastalandım. Böyle gitti bayağı burun kulak falan. Olsun. Ama o kadar değdi ki. Bir de tabii bu kadar kişinin kıyafeti bilmem nesi. En çok çocukların zaten mama yerken anneler benim klibi izletiyorlar. Bana teşekkür ediyorlar. Ay Allah razı olsun senden. Çocuğumuza mama tatlı. Yedirirken senin klibi açıyor. Susuyorlar ağzına mama tıkıyoruz diye. Gerçekten bunlar şu an yaşanıyor. O zaman bütün bebeklerin bence favori klibi. Aynen. Zaten inanılmaz sosyal medya paylaşımları var. İnanılmaz mişmiş çocuk videoları var. Böyle bir şey görmedim. Hiçbir şarkımda bu kadar çocukların sevdiği bir tabii bu ve Bip Bip inanılmaz yani. Onda da tabii çizgi film kahramanları. Ülkemizde o kadar çok şeylere hani böyle üzüntülü klipler var ki artık biraz insanlar böyle eğlenmeyi, gülmeyi, oynamayı o kadar çok özledi ki. Biraz da böyle değil mi çocuklara da yönelik şeyler aslında çok fazla yapılmıyor. Tabii. Böyle sound'unda çok böyle çocuksu çok tatlı. Şeyler var. Ben çok beğendim. Yani bu arada hemen sana şunu sormak istiyorum. Kıyafetler çok renkli. Biraz onlardan bahsedelim. Stil danışmanınız kim? Mert Yemenicioğlu ile çalıştık. Hı-hı. Bu son hem fotoğraf çekimim, kartonetim daha doğrusu albüm kapağımı, hem klibimi, klibimdeki 35 kişiyi birbiriyle hiç kopmadan inanılmaz bir bütünlük içinde gerçekleştirdi. Çok zor bir şeydi. Yani böyle bir dolap yaptı orada. İnanamadık yani. 80 kişi giyinirdi. Erkekler ve kızlar çok güzel giyindiler ve Kenan Acar başrolümüz zaten. O da öyle çok severek bu işi beraber gerçekleştirdik ve klip bittiğinde hepimiz böyle bir sevinç gözyaşı döktük yani. En son bittiğinde la 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 falan diye bir şey bile var onun klibi videosu bile var. Çok keyifli, çok eğlenerek, çok yorulduk belki, çok üşüdük ama sonuç dediğin gibi 30 derece hava varmış gibi gözüküyor. O bizim şarkımızın bir kere her şeyden önce Rif Cohen'e bu şarkıyı yaptığı için binlerce kere teşekkür ediyorum. Patrice Cohen, iki anne kız bu şarkıyı gerçekleştiriyorlar, yapıyorlar. Bu şarkı olmasaydı biz şu an bunu konuşmuyor olurduk. Bu klip olmazdı. O yüzden ben her yerde her zaman Yaradan'a çok kısmetimmiş. Teşekkür ediyorum. Ben hayata her şeye çok inanırım böyle kısmetlere. Anlattın ya bana ben kulaklıkla Walkman dinlerken bir anda bir telefon geldi. Bence bu şarkı da senin nasibinmiş diye ben öyle düşündüm. Evet. Bizim dekor gibi de çok renkli. Gerçekten bayıldım kıyafetlerine. Allah başının daim etsin ama teşekkür kısa böyle ederim. Verelim. Sonra efendim Simge Sarı'nda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biraz olsun hatırım yok mu? Gitme, duyma, beni duyma. Ama kalbimin sözü var dinle, dinle. Yalvarıp aşkını dilenmek, ağlamamak için.
olsun hatırım yok mu? Gitme. Duyma. Beni duyma. Ama kalbimin sözü var, dinle. Dinle. Yalvarıp aşkını dilenme. Sevgili izleyiciler, vicdan affetsin dedik. Vallahi ben de burada böyle kendimden geçtim. Söz, müzik kime ait bu arada? Sözler Gökhan Şahin'e ait, beste Erdem Kınay'a ait. Çok güzel bir slow şarkı. Benim bence ilk albümün hiti Vicdan Affetsin'di zaten. Ben hep öyle düşünüyorum. Çünkü ilk duyduğumda inanılmaz bir şeyi var, hüzün var. İnanılmaz bir, biraz da tabii arabesk bir tınısı var. Ama tabii çok güzel bir aranje, çok güzel bir beste. İnanılmaz arabesk bir şarkı dedin bence. De aklıma şöyle bir şey geldi. Hiç arabesk söyledin mi? Söylemek. Çok söylerim, çok severim. Bayılırım. Ya çok severim eğlenmeyi ya da çok dibe vururum. Yani karakterimde de böyle özellikler var. Ama ben çok seviyorum gerçekten. Yani benim ikinci yarı canlı yaptığım bütün sahnelerde işte bir İbrahim Tatlıses'ten muhakkak Orhan Baba'dan vardı. Söylüyorum yani hep söylüyorum. Gerçi şimdi biraz nezle gripsin. İsteyecektim bir canlı performans ama arabesk böyle özellikle bir ama. Dahaki programa, bir dahaki programda inşallah. Olsun, buraya ben kendi müzisyenlerimle geleyim. Ve faranjit maranjit durum olmadan olsa. Şurada rahat rahat oturup söyleyeyim. Bir de özellikle evden bana gitarını getir. Tamam. Çünkü 12 yaşından beri gitar çalıyorsun. Evet. Performansını çok özellikle dinlemek isterim keyifli bir şekilde. Tamamdır. Bu arada mesela hiç sevmediğin bir müzik tarzı var mı? Mesela ben hiç caz sevmem işte ya da şunu hiç söylemem. Yani bütün müzikleri dinliyorum aslında ama bana çok kızacaklar ama çok sert böyle... Hard rock falan dinleyemiyorum. Başım ağrıyor. Yani evet, yok. Hani yoksa rock müzik hani çok eskiden dinlerdim yani lise zamanı falan. Çok severdim ama çok böyle onların ağırları var yani böyle artık hani kafayı böyle artık almıyor. Evet böyle yani orada ben yokum onu yani. Onu yok ben de onu kesinlikle yok. Orada ben mutsuz oluyorum bu yani. Arada, her şeyi dinliyorum. Miş Miş şarkısının ismini yani isim annesi Sezen Aksu'ymuş. Evet. Doğru mu duyum aldım? Evet. Biraz onun hikayesini anlatır mısın? Tabii ki. Sözlerini Sibel Algan yazdı bütün şarkımızın. Çok da güzel sözler yazdı. Ama bir boşluğumuz vardı. Revize oluyor biliyorsunuz şarkılar son dakikaya kadar. Orası da bir boşluğumuz vardı. Yani sadece o kısmı Sezen Hanım stüdyoda Ozan gidiyor yanına. İşte burası bir bakın sözler falan filan dedi. Buraya ne gelir? O da diyor ki yazın oraya bir miş miş diyor. Ve şarkının hem isim annesi oluyor hem de o kısım sloganı oldu şarkının. Bir de ben hayatım boyunca aman o da gelmişmiş, gitmişmiş, miş miş çok kullanırdım. Sanki böyle benim hayatım boyunca çok kullandığım bir cümleyi Sezen Hanım hissedip bilirmiş gibi, o kadar eminmiş gibi oraya yazdı ve herkes çok sevdi. Yani gerçekten o da Sezen Aksu'nun her ağzından çıkan bir dokundu. Bir dokundu. Gerçekten inanılmaz uğur getirmiş sana. Ama burada tabii en büyük tebrik, en büyük yani artık hani kalemi... Kalemin gelişmişliği artık yani kalemle dost insan Sibel Algan. Evet. Yani öyle bir sözler yazdı ki bizim kızlar mesela çok seviyor. Güzel adam olacağına böyle özel adam ol kal kalbimde diyor. Vay, ve böyle bir söz var yani gerçekten biz kızlar ben çok güzelliğe takılmıyorum. Benim hiç umurumda değil. Çok yakışıklılık, çok güzellik falan bunların önemli hepsi geçici. İnsan olsun ben. Yani insan olsun, güzel tabii. Kalpli olsun. Yani yoksa ben çok güzel bir erkeğe, çok yakışıklı bir erkeğe atıyorum. Böyle boş beyinli olsun ama yakışıklı olsun tahammül edemem. O zaman erkek konularına da geldik. O zaman senin hayatında biri var mı? Var.
Var. Var tabii. Çok da özel biri o. Yani böyle hem kendi kimliği hem yeteneğiyle zaten benim aynı zamanda aranjörüm. Kimse biliyor mu bilmiyor mu biliyor mu diyeceğim biliyorlar. Ozan Bayraş'a evet çok biliyorlar. Benim ben zaten... bilmiyorum bir tane ben cahil kalmışım. Estağfurullah ama çok böyle şeker biri. Çok dürüst, çok acayip böyle sadık. İşinde çok başarılı, yetenekli. Çok komik bir adam. Ben eğlendiğim, ne kadar zaman oldu? 2 sene olacak. Evliliğe gidiyor mu acaba? Belki. İnşallah. Yani ben çok istiyorum. Düşünüyoruz tabii. Yani öncelikle kendimizi ispat edip istediğimiz bir noktaya getirip ondan sonra işte hani bu çoluk çocuk olayları çok ciddi meseleler, hani aman doğurduk bir şekilde büyür falan gibi bakmıyoruz ikimiz de. O tam bir mantık adamı. Ben de çocuğumu kendim yetiştirmek istiyorum. Yani böyle alayım bakıcılar baksın falan gibi değil. Şimdi senden güzel bir parça gelsin, başı dertli izleyelim gelsin, mi birlikte? İzleyelim. Haydi bakalım. Kabahatini biliyor, utanmıyor, bir de af diliyor. Giderse ben ölürüm sanıyor, zavallım nasıl hayal görüyor. Klibin çok güzel, başı dertli. Özellikle oradaki ses tının biraz daha bana farklı geldi. Daha böyle kulağıma, hoşuma gitti. Biraz alto galiba, evet, bir evet, ses evet. Rengim var. Çok güzel. Teşekkür ederim. O şarkının o kliple ilgili havası... bir anın oldu mu, istersen anlatabilirsin izleyicilerimize. Tabii ilk kliplerimden biri aslında yani. İlk göz ağrı. Önce Ödev Vakti, ikinci evet. Başı Dert'te.
O sıcak bir günde çekildi tam aksine, mişmişin tam aksine. O da çok keyifli. Bir de hani o işlerin hepsinde birer tecrübesizlik var. O çok şu an mesela bakıp geriye harbi diyorum hani nasıl şey durmuşum, ne giymişim falan. O zaman benim çok karar mekanizmam da yoktu. Hep ne deniyorsa onu dinliyordum falan. Şimdi daha oturmuş biraz bir... daha aslında o klibinde daha kadınsısın. Evet. Burada biraz daha böyle yaşına daha uygun giyinmişsin. Evet. Belki aslında kıyafet de çok etkili. Çok önemli, çok. Biraz çok. Daha belki hafif makyaj daha evet. böyle yaşına uygun. Bir de bu arada tabii sevgili izleyiciler, Simge'nin ben çok geçmişte oynadığı bir diziyi Google'dan buldum. Neydi onun adı? Dur. Bir dakika dinle sevgiliydi dinle değil mi? Dinle sevgili evet. İstersen biraz bahset oraya çünkü konuk oyuncu olmuş sevgili izleyiciler. Hatta Cem Kılıç da vardı karşında evet. birlikte oynamışsınız. Evet. O da benim çok sevgili arkadaşım. Kocaman onu da öpüyorum Cem'i. Cem evet çok severiz. Hem böyle bir onlar beni davet ettiler. Dediler ki işte sen kendini oynayacaksın falan ama tabii benim orada da gene acemiliyim. Yani ayyuka çıkmış bir durumda. Ama gittim ve eğlendim yani. Biraz böyle çekin gelsin. Evet, oralarda çekin şöyle gelin. Yapıyor sevgili izleyiciler. Şöyle. Evet çok. Şöyle. Şöyle yapıyorsun. Ama çok zor bir şey oyunculuk. Yani. Evet, sen mesela zor. Oyunculuk yapıyorsun. Sizde böyle bir şey var hani oturmuş bir. Sürekli oynayınca o da oturur oyunca belki. Oyunca oturuyor ama aynen. Bana çok zor geliyor. Yani rol yapmak ya da bir role girmek çok zor. Normal hayatımda hiç rol yapmadığım için bir de her duygumu çok ortada yaşadığım için üzülürsem ağlarım. Nerede olduğumun hiçbir önemi yok. Sokakta da ağlayabilirim. Oyunculuk şimdi daha düşünmüyor rahatım. Musun hiç? Ya çok dizi teklifi geliyor. Böyle bir vaktim yok. Ve çok zor bir iş bir bu arada. Bir de içinden tabii gelmiyorsa hani kasmanın yani, da anlamı yok. Hani reklam filmi vesaire çekeceğim şimdi. Öyle bir şeyler var önümüzdeki günlerde ama... ben bu kadar uzun soluklu şey şimdi benim sahne hayatım çok özellikle Mişmiş'ten sonra tabii. yani geldiğimde anlattım da sana hatta az önce. Ya yani 6 gün üst üste iş ve bir günde imza günü gece konser, yurt dışı konserleri ve bunların yolculukları böyle bir vaktim yok. Çok böyle bir iyi bir sinema filmi olursa çok iyi bir böyle benim yapabileceğim. Bir de ben dram buram falan hiç benlik değilim. Yani ben ağlayabilen ağla desem ağlayabilir misin? No. Hadi ağla. Hayır. Çok zor. O kadar zor ki. Beni gül dersen gülerim. Kızabilir misin? Kız bana mesela. Onlarda da çok şeyim. Yani bayağı sınıfta kalırım yani. Oyunculuk hani çok iyi öğrenmem gereken çok bir şey. Çok zor bir şey ve stresli ama ben müzisyen tarafından ve o duruşumla aldığım eğitim. Ben bütün meslekleri yapmaya... Hayalim ve enerjim yok. Bir şeyi çok iyi yapmaya çok enerjim var. Zaten ufak ilgili... yaştan beri zaten hani müzisyen bir babanın da kızısın. İstersen evet. babanı da biraz anlatabilirsin sevgili izleyicilerime. Anlatırım. Bayağı evde çocukluk boyunca hep müzik, gitar böyle bir çocukluk geçirdim. O yüzden hani tabii ki oyunculuk düşünebilmem biraz zor olur. Çünkü zor. Çok ufak yaştan beri hani bu konuda kendimi geliştirdim yani. Evet. Hem konservatuarda bunun eğitimini aldım. Bir de oyunculuk gerçekten bir yetenek işi. Ben mesela şimdi ses tellerim buna uygun olmasaydı asla hayal etmezdim. Güzel bir müzik ziyafeti yapalım mı? Yapalım. Misafir gelsin. Senden güzel bir canlı performans. Hemen çalalım. Haydi bakalım. Ne kadar masumdu, ne kadar utangaçtı.
Number One TV izleyicileri çek çekiştirir. Efendim son hızla devam ediyor. Çok güzel bir performans sergiledin. Mükemmel de bir şarkı. Fallarda çıkan biri var diyor. Tabii benim yok da. Senin de varmış zaten. Ben onu sordum sana. Evet benim var. Benim falda çıkmıştı zaten. Ya böyle şey, bu şarkıyı da gene Erdem Kınay, Gökhan Şahin şarkısı ilk albümden, yeni çıktı albümden. Hı-hı. Ve benim o albümdeki en çok tıklanan şarkılarımdan biri. Halk acayip sevdi. Ben hala misafiri 3-4 yıl olmasına rağmen hala söylüyorum. Gittiğim yerlerde canlı veya playback işlerimde acayip seviyorlar. En çok alkış alan şarkılarımdan biri. Kesinlikle çok severim. Çok güzel sözleri de. Bu arada nasıl, televizyon programlarına yoğun katılıyorsundur? Neler yapıyorsunuz? Vaktim oldukça evet. Gitmeye çalışıyorum. Bu ara biraz şimdi televizyona çıkmaya karar verdik tekrardan. Evet, konserleri evet. Aralarını böyle dolduruyoruz. Gayet güzel, çok eğleniliyor. Çok mişmiş de en böyle. En keyifli çıktığın TV programı hangisi? Bu da çok güzel. Bunu beğendim, da söyleyeyim. Çok, çok mutlu oldum. Gerçekten çok akıyor yani, hiç sıkılmadan. Bir de ben bu tip programlarda, müzik konuşulan programlarda kendi müziğimi ifade edebiliyorum. Diğer programlarda çok fazla konuk oluyor, işte laf karışıyor bilmem ne. Bir şey anlatamıyorsun. Onlardan öyle. Çok zevk almıyorum, çok hoşuma gitmiyor ama mesela böyle performanslı, işte müzik konuşulan, hayattan bahsettiğimiz programlardan en çok Şeffaf Adayı. Hiç unutamıyorum. Öyle mi? Evet, Güner Civoğlu'nu çok seviyorum. Evet. Ve ona da buradan sevgilerimizi gönderelim. Çok güzel, çok tatlı ağırlıyor. Senin gibi böyle her şeyi araştırarak seni biliyor. Özellikle yani. Reklam arasında sevgili izleyiciler bana bir şeylere itiraf etti. Ben birkaç programı konuk olduğumda filan anlatayım mı? Çekiştim. Programın adı bu. Dedim bu mesela, hani bana farklı şeyler, işte ilk klibiniz mi, ilk albümünüz mü, işte üç yani tane parçanız şey, var diyen absürt absürt sorular bana soruyorlar. Buradan da bütün TV programcılarına gitsin. Ne diyorlar? Yani hiç araştırmadan evet. Mesela bundan yıllar önce, hatırlamıyorum hangi program, benim yeni çıktı albümde tam evet. 6 tane şarkı var, işte 3 şarkı var dendi mesela. Hani hiç bilmiyor ya da işte Mişmiş'in ya da Bip Bip ve Mişmiş'in önce Başı Dert'teyi hiç bilmiyorlar. Yani bu 6 tane şarkı da çok değerli. Belki hani istediğimiz noktaya gelmedi o albüm. Evet. Sonbahar dizisi ve Annem dizisinin evet. Müziklerini de seslendirmişsin. Nasıl geldi o teklif? O da çok gene ilginç bir şey. Anlasın yani. Böyle alakasız bir günde bir tane Nevzat Yılmaz diye bir bizim abimiz var. Gülşen'de beraber çalışıyorduk. Orada hem orkestra şefidir hem de aranjör hem de besteci. Onu ziyarete gitmiştim. Göksu evlerinde de Kıraç'ın stüdyosu vardı. Hala var. Orada böyle bir ziyarete gittim. Çay kahve içmeye falan. Orada böyle bir anda kendimi stüdyoda şarkıyı okurken şaka buldum. Şaka gibi, senin hayatta her şey tesadüfli tesadüf oluyor. Ve benim hayatım gerçekten tesadüfler üzerine kurulu. Bana hep derlerdi ya, kızım sen ne şanslısın yani. Mişmiş gibi bir şarkıyı bulmak da bir milli piyango biletini çekmekle benim hayatım için en azından eşdeğer. Simge yani. Çok şanslı. Gel kız gel, ben böyle biraz sürtüneyim sevgili izleyiciler inşallah. Bana da bu güzel şans geçer diyorum. Senden güzel bir parça dinleyelim. Güzel bir klibin gelsin. Bip bip. Haydi bakalım. Suçsa seviyorum seni, affet beni, affet beni. Ah, yanaklarımdan süzülürken aşk, öpme istersen, öpme istersen. Güneş teninde güzel. Aşk lazım, bana aşk lazım. Alemin
aşk lazım alemin önünde. Bana sen lazım, bana sen lazım. Evet Simgeciğim, bip muhteşem bir klip. İstersen onunla da ilgili böyle bir enteresan anım varsa izleyicilerimizle, Number One TV izleyicilerini paylaşabilirsin. Nihat Odabaşı'yla ilk çekimimiz benim dedim az önce de hayalim. Geçen yıl değil mi? Evet, geçen sene Eylül ayıydı. Bir kere fikirler içindeki senaryo çok ilgimi çekti benim. Benim prenses olduğum, işte deniz kızı olduğum, kırmızı şapkalı kız oldum ve çok severim ya ben masalları. İnanılmaz yani, çocukluğum boyunca rahmetli anneannem, dedem, babaannem, böyle çocukluğundan beri masal kasetimiz vardı bizim evde. Ben uyumazdım mesela, annem o masal kasetini annelere buradan babalara hemen şey yapıyorum. Gerçi şimdiki anneler babalar çok acayip yani bunları düşünen anneler babalar. Artık daha bilinçliler tabii. Tabii jenerasyon artık tabii geliştiği için. Bizim mesela 81 yılında doğdum ben ve evimizde işte kasetimiz ve şeyimiz vardı. Teyip orada annem onu koyardı, biz uyurduk falan dinleyip. Ben hep masallarla büyüdüm. Nihat da bana dediğinde, bak ben seni masal karakterleri yapacağım. Kırmızı şapkalı kız dediğinde çok heyecanlandım. Orada ilginç bir şey oldu. Prens geldi, ata bindim. Ve o prensle beraber ata bindiğimde at hamileymiş mesela ve beni sürekli sırtından atmaya çalışıyor ve biz iki kişi üstündeyiz. Neden hamile olduğunu anlamadım tabii. Orada sis veriyorlar, bilmem ne, hayvan tabii. Herhalde bilmeden mi acaba getirdiler, olabilir. Tabii yani herhalde. Hayvan zaten sesten, sisten ve o kalabalıktan stres oldu. Bana sol ayağıma bir ne derler, tekme atma denmez mi ona? Çifte bir attı, benim ayağım oldu bu kadar mosmor. En son beni sırtından atıyordu zaten ve ben Allah korusun düşüyordum. Düşseydim zaten herhalde oran buram kırılmıştı, belki de sakat kalmıştım yani. Ama Nihat onu görünce hemen tamam yeter bu kare alacağını aldı ve devam ettik. Ama en orada ilginç bir şey daha var, onu da söyleyeyim. Denizin içinde gece 4 saat durdum suyun içinde. O deniz kızı az hava önce... Hava kaç dereceydi canım orada? Güzeldi, Eylül'dü. Ağustos sonuydu, pardon, hatta Eylül diyorum ama benim klibim Eylül'de yayınlandı. Ağustos sonuydu. Su güzeldi. Hani ama bir yerden sonra bir yerden sonra ellerim oldu böyle 85 yaşında teyzelerin buruş elleri gibi. Çok da severim o elleri bu arada ama inanılmaz bir şey yani. Orada böyle artık belli bir süreden sonra gecenin saat 4'te bu arada ben suya giriyorum. Sabaha karşı o bilirsin hani o soğuk olur tabii ya hava. Sabaha karşı muhakkak, yaz bile olsa zaten inanılmaz bir geldi, yaz bile olsa olur, o böyle artık böyle ben titriyordum. Çekim diyorlardı ve benim titremem duruyordu. Orada ben parayı almıştım mesela. Nihat beni tebrik etmişti. Simgeciğim o kadar tatlısın, o kadar şekersin. Teşekkür Allah ederim. İnşallah önünü çok güzel açar. Yine Türkiye'nin en önemli sayılı insanlar çok arasına girersin. Çok güzel de bir sesin var. Çok teşekkür ederim programı konuk oldun ama hiç şarkını özellikle senden bir performansı almadan ben programı kapatamam. Beraber oynarsak kabul ediyorum. Aralarda bir oynayıveririm efendim. Mış mış gelsin, miş miş gelsin efendim Simge'den. Esra çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Çok hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın. Ne kaçak, ne göçek, ne tuzak. Aman of, slalom, hep zigzag. Dost kalalım iyi hoşta, anlayamam endişelerini. Geceleri tek doz yutalım mı, boş elveda klişelerini. Nedir bu haller, hadi açıl yeter. Ne kaçak, ne göçek, ne tuzak. Aman of, slalom, hep zigzag. Sorun bende değil, sendeymiş. Daha iyisine layıkmışım. Hangi kitaptan ezber bu? Miş 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 de boş boş boş. La 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 la. La 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 la
işte yine güzel insan. Nedir bu haller, hadi açıl yeter. Ne kaçak, ne göçek, ne tuzak. Ayrılığında bir tadı tuzu var. Kaçırma bana yeni bir.